Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuş pazarına gitmiştik. Öğlenleyin bir video çekmiştim zaten kafesler üzerine. Bir video daha çekelim dedik, akşam oldu. Bunu da bir hafta sonrasında atarım herhalde. Gerçi bir haftayı da bulmaz. 3-4 gün sonrasında atarım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz kuş pazarından kuş alınır mı? Hoş. Şimdi arkadaşlar, kafesleri değiştirdiğimiz için yerleri de değişti. Zaten bu yavru biraz artık, gerçi yavru diye diye dilimize dolandı. Artık büyüdüler. Bu kuşlarımız diğer yerdeydi. Şimdi kapıya yakın bir yere aldık. Biraz yerlerine alışması zaman alacak. Ürküyorlar girip çıkarken. Onun için dikkatli giriyorum. Neyse, konuya dönelim. Bugün yaşadığım durumu anlatayım. Arkadaşlarla gittik, üretici arkadaşlarla, 4 kişi. Arkadaşımızın biri hem sultan papağanı üretiyor hem de Japones, tepeli, mantolu muhabbet kuşları besliyor. Tabii Çekoslovak da var. Karışık. Bugün yanında o kafesin içerisinde sultan papağanıyla muhabbet kuşlarından birkaç tane getirmişti. Belki satarım diye. Orada tezgah kuran birkaç kişi sordular kuşu. Pazarlığa girdiler. Tabii ben hiç müdahale etmiyorum. Uzaktan dinliyorum. Normalde 30 liraya satacağı kuşu kendi ağzıyla diyor. Ben 30 liraya bunu satacağım diyor. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Belki daha yüksek fiyata da verebilir. 17,5'a almaya çalışıyor. O da Çekoslovak kırığı. Yani normal yerli muhabbet değil. Çekoslovak kırığını 17,5 TL'ye almaya çalışıyor. Adama orada zaten arkadaş gereken cevabı verdi. Adam aklınca ben ticaret yapıyorum diyor. Arkadaş da sen ticaret yapmıyorsun. Sen burada bildiğin insanları kazıklamaya çalışıyorsun. Karşındakini enayi yerine koymaya çalışıyorsun dedi. Şimdi arkadaşlar, kuş pazarında kuş alacağınız zaman emin olun bir üreticiden aldığınızdan daha uyguna bulamazsınız, ki denk gelebilir, şöyle gelir. Oraya devamlı tezgah kuran esnaf değil de kendi kuşunu getirip oraya katıp uygun fiyata verenler de oluyor. Tabii ki bu biraz şans işi. Ayrıyetten hasta olma, yerli kuş olma ihtimali çok oluyor. Bugün mesela gördüm. Normalde onun videosunu aslında unuttum. Çekmem gerekirdi. Sizlere de gösterirdim. İnşallah bir dahaki kuş pazarına gittiğimizde güzel güzel görüntüler, videolar çekerim sizlere. Keşke o videoyu çekeydim. Pakistan papağanı arkadaşlar. 4-5 tane aynı kafesin içerisinde. Ya Jaco papağanı yan kafeste, inanın Jaco papağanı ile aynı boyutta. İrilikte. Ve heder olmuş bir şekilde, renginden belli, desenlerinden belli ki yerli, yani üretim değil, ithal, doğadan yakalanmış bir kuş. Bunu da anlamayan kişilerin çoğuna satıyorlar böyle. Ama ilk defa bu kadar büyük bir Pakistan papağanı gördüm. Gerçekten çok iriydi. Yani zaten o iriliğini gördüğünüz zaman bu ithal doğadan kuş dersiniz. Yani inanamazsınız, çünkü ben şimdiye kadar görmedim öyle bir şey. İnşallah bir dahaki gittiğimizde eğer oradaysa kuş, onun da görüntülerini çeker size veririm. Bu erkeğimiz biraz tuhaf hareketler sergiliyor. Bu arada yani konuyu tam detaylı bir şekilde anlatamadım. Çünkü genellikle benim videolarımın içerisinde ara ara böyle bilgiler verip şey yapıyoruz. Yani açıkçası arkadaşlar, şunu anlatayım, konuyu kapatayım, diğer olaylarımıza geçelim. Bakalım, gözlemlediğim durumları anlatayım. Alırken dikkat edin arkadaşlar. İthal kuş, yavru alacaksanız da, illaki alacaksanız da arkadaşlar, anlayan birini yanınızda götürün. Kuşu alsın avucuna, kursak bölümüne iyice bir baksın. Kuş avuca geliyor mu? Yağlı mı? Yağlı kuşu tercih edin arkadaşlar.
Zayıf kuşu değil, yağlı kuşu tercih edin. Sağlıklıdır çünkü. Ayrıyetten yani bir kuruma hastalığına, herhangi bir hastalığa girdiğinde de yağlı kuşta vitaminlerle, ilaçlarla, ilaç takviyesiyle kurtarma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şu erkeği bakın halen aynı hareketi yapıyor. Kulağına getiriyor. Bunun bir videosunu çekmiştim. Yine denk geldi sizlere. Karı Seren repliğindeki o Şener Şen'in babasının hareketi gibi aynı. Ben onu anımsatıyorum. Albino kuşumuzu attık bunun yanına. Tecrübeli bir erkek diye. Normalde şu white face erkeğe atacaktık. Kuru ötüşüne girmişti. Fakat çok tuhaf hareketler sergiliyor. Hatırlarsanız çok eski videolarımızda bu kuşun kendi eşi ölmüştü, dişisi. Ölmeden önceki videolarımızda da sizlere hep görüyordunuz. Çok anlaşıyorlar, çok iyi anlaşıyorlardı. Çok seviyordu. Hatta birkaç videoda anlatmıştım. Normalde kuşları yakalamaya çalıştığımda hepsi bir yana kaçışırlardı. Bakın kavga ediyorlar. Hepsi bir yana kaçışırdı korkularından. Fakat bu bir tek bunda gördüm. Ben dişi kuşu almaya çalıştığımda elime yapışıp ısırıp hiçbir şekilde kaçmıyordu, saldırıyordu. Bildiğiniz pitbull köpeği gibi. O kadar dişisine sadık, seviyordu. Dişisi öldükten sonra biraz üzüldü. Yanına bir dişi attık. Normalde kızgındı da, bayağı bir kuru ötüşü yapıyordu. Yanına bir dişi attık. Dişinin yanındayken kuru ötüşü de yapıyordu. Dişimiz de şu, şurada. Fakat herhangi bir çiftleşme bir şey görmedik. Biraz uzak dururlardı. Erkek genellikle uzak duruyordu, mesafeli duruyordu. Yemin yanındaysa, dişi yeme gelecekse kaçıyor gidiyor, öbür tarafa gidiyordu. Aynısını bu albino'da da yapıyor. Albino'yu bugün attık. Dişi albino yanına yaklaştığı zaman kaçıyor. Başka yerlere, köşelere geçiyor. Büyük ihtimal eski eşini özlüyor gibi geldi bana, eski dişiyi. Çünkü kızgın olduğu halde herhangi bir şey yapmıyor. Arada bir kuru ötüşü yapıyor ama pek dişilerle şu an sıcak bakmıyor. Bakalım. Daha erken tabii albino için. Albino'yu da bunun yanına atmamızın nedeni, normalde eş tutturmam bunlarla. Fakat ilk kuluçkası olacağı zaman, acemiliği olacak. Erkek de acemi olduğu zaman zaten kanadında biraz sıkıntı vardı. En azından erkeğin biraz daha tecrübeli olması gerekiyor ki dişiyi rahat bir şekilde çiftleşmesi için. Onun için bir ilk kuluçkada böyle bir seçim yaptık. İlk kuluçkadan sonra yanına güzel bir erkek atarız. Mutasyon bir tür atarız. Görüntü benim bayağı bir hoşuma gitti arkadaşlar. Zamanla ufak ufak zaten şu kafeslere ben şeyim var. Ben bunlara biraz daha seviyorum, bu tarz kafesleri. Şunları pek sevmiyorum. Pek değil, hiç sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar bunları altlarını temizlerken şu gördüğünüz yeşil yerler çıkmıyor. Haliyle oraya dışkı bir şey yapıştığı zaman temizlemek sıkıntı oluyor ve görüntü olarak da kötü duruyor. Fakat bunları da direkt alt ızgarayı çektiğimiz zaman hiçbir şekilde plastik bir şey kalmıyor. Altında tel var. Temizleyip geri katabiliyoruz. Yıkaması, temizlemesi de rahat. O yüzden ufak ufak değiştireceğiz. Bu arada o arkadaşımıza da ithafen bu videolarımız olsun. Bir arkadaş vardı, ismini unutmuştum. Kafesler için eleştiri yapmıştı. Umarım beğenirsin bu tarz kafesleri. Bu arada dediğim gibi eleştirilerin güzel, severim hani normal bir şekilde düzgün bir üslupla yapıldığı zaman, eksiklerinizi söylediğiniz zaman onları da elimizden geldiğince tamamlamaya çalışacağız. Bayağı bir kalabalıklaşmaya başlayacağız yavaş yavaş. Buradaki çiftlerimiz, şu kafesimiz şu an boş. Burada çiftimiz var. Bunları yeni eşe attık sayılır. Bunlar çiftimiz. Bunları yeni eşe attık. Burada kafesimiz boş. Bakalım yavaş yavaş. Buradaki yavruların çoğunu eğer ne zaman desem, hangi videoda desem, geçen yavrularda da demiştik öyle. Ondan öncekilerde de kendimize ayıracağız. Bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Albino'yu kendime ayıracağım, %100 karar verdim. Hiçbir şekilde vermeyecektim. Ne olduysa kanadı şuraya sıkıştı çekiliş videosunda.
Direkt çıkarttı. Çok fazla bir şey olmadı. Yani 2 saniyelik bir olaydı. Kanadı bu duruma geldi. Şansımıza inşallah buradaki yavruların hepsini de ayıracağız. Bakalım. Çünkü gerçekten şu çiftim nazar değmesin. Çok çok iyi, mükemmel bakıcılar. Çok güzel yavrular veriyorlar. Üretimhanemin gözdesi diyebilirim. Tabii ki bu çiftlerimizde mesela şu klasik çiftten Lutino yavru alıyoruz. Daha ne olsun yani? Çiftlerimiz iyi ya. Yani sonunda oturtturduk düzgün bir şekilde. Bakalım artık. Tabii şöyle de bir durum var. Ben ileriki süreçlerde kuşları verme durumum olabilir, sahiplendirme durumum olabilir çiftlerimi de. Bırakabilirim gibi bir düşüncem vardı. Fakat kuş almıyorum. Yani kafamda yine o bekletmede yani. Fakat yavrularımızdan ayırıyoruz. Çünkü ileriki süreçlerde satacaksak da yine zaten bunları satacağız. Köşede duruyor. Onun için kendi yavrularımızdan ayırıyoruz. Dışarıdan kuş almıyoruz bu süreçlerde. Şimdi bir iki eksikleri var. Kalamar kemiklerini tamamlayacağım bu yeni kafeslerin. Onları takalım. Ondan sonrasında kuşlarımız bir uyku moduna geçsinler. Işıkları söndürelim. Ya çok çırpınma ya. Bu arada şu kuşumuz hatırlayanlar bilirler eski videolardan. Yavrumuz ayağı sol ayağında hafif bir paytaklık vardı. Bunu çoğu kişi bir sıkıntı olarak gördü. Çok uygun fiyata da söyledik. Hiç kimse şey yapmadı. Bunu inat ettim, kendime ayırdım. Bundan yavru aldığımız zaman da bakalım artık birçoğunu utandıracak. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.